Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Arbion'da benim kullandığım oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm bir para kasma yöntemini göstereceğim. Yöntemimiz Black Market'la alakalı ve gerekenler şöyle bir sitemiz var arbionflipper.ml. Bunu açıklamaya koyacağım. Aynı zamanda Arbion Data Client uygulaması gerekiyor. Arbion Data Client uygulamasını anlatmadan önce bu sitede öncelikle bir arama yapacağız. Bunu da size anlatacağım. Arbion Data Client uygulaması sizin oyundaki baktığınız öğeleri bu siteye aktarmaya yarıyor. Normal marketten de baktığınızda, Black Market'tan da baktığınızda ikisini kıyaslayıp size en faydalı alabileceğiniz öğeleri sunuyor aslında. Şu anda da Arbion Data Client gördüğünüz gibi ben bir kere yer değiştirdikten sonra da yerimi görmeye başlıyor. Bu da onu aktif olmasını sağlıyor. Yani Arbion Data Client'i yükledikten sonra bir kere harita değişmeniz yeterli. Bu sırada da arkada aramamız sürüyor. Burada aramanın sonucuna göre aslında hangi şehirden başlayacağımıza karar vereceğiz. Yani herhangi bir şehirde arama yapıldıysa o şehirdense başka bir yeri tercih etmeniz daha mantıklı. Çünkü oradaki öğeleri alıp Black Market'a satmaya çalışan zaten yola çıkmıştır. Onu geçmeniz zordur. O yüzden şu anda aramayı bekliyoruz. Limhurst'tan Tier 6'lara bakan biri olmuş. Fortstank'tan Tier 7'lere bakan biri olmuş. Yine 7'ler var. Limhurst'tan da 7'lere bakan olmuş. Ve Carleon'dan Tier 8'e bakan olmuş. Benim şu anda 102 milyon param var. Evet, tam 102,5. 102,5 param var. O yüzden Tier 8'lere odaklanacağım. Şu an Tier 8'de sadece Carleon'a bakmışlar. Mesela şu anda şu itemi yapan 113k kar ediyor. Ama ben Tier 8'e odaklanacağım. Siz de bütçenize göre odağınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi buradan Fort Stanning'e ışınlanıyorum. Ben Fort Stanning'den başlayıp saat yönünün tersine gitmeyi tercih ediyorum. Tabi bunu bu sitede aldığınız sonuca göre değiştirebilirsiniz aynı zamanda. Şu anda Fort Stanning'in marketine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu da burada lokasyonumu güncelliyor Arbion Data Client. Şimdi markete açtık. Tier 8 seçiyoruz ve accessory seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bunları yolluyor. Black Market'ta satılan bütün öğeleri ben size burada göstereceğim. Accessory satılıyor Black Market'ta. Ve burada siz belli bir şeyi yani atıyorum ben aksesuarı satmak istemiyorum. Sadece armor satmak istiyorum diyebilirsiniz. O da size kalmış. Şimdi aksesuarları 20'ye kadar baktım. Sonra fiyatını değiştirdim. Diğer taraftan da 20'ye kadar baktım. Böylece 40 sayfayı Black Market'a yolladım. 20'den ötesine bakılmıyor zaten. 20 sayfaya kadar bakılıyor. O yüzden 20-20 yapıyoruz fiyat değiştirerek. Şimdi Armor'da da 20'li yolluyoruz oraya. Armor'da da 20'li yolladık. Buradan Magic'e geçmemiz gerekiyor. Ben mümkün olan bütün türleri gösteriyorum size. Siz bunlardan bazılarını alabilirsiniz. Çünkü kıyasladıktan sonra aslında ne kadar hızlı olursanız o kadar ürünü sorunsuz götürme ihtimaliniz artıyor. Başka birinin sizden önce götürme ihtimali de azalıyor. Şimdi Magic'e de baktık. Melee'ye geçelim. Yine fiyatı değiştirip tekrardan 20'ye kadar gidiyoruz. Burada 20 sayfa olmazsa fiyatı değiştirip baştan yapmanıza gerek yok. 20 sayfa yoksa zaten bütün öğeleri göstermişsiniz demektir. Offhand'de muhtemelen 20 sayfa olmayacak zaten şimdi fark edeceksiniz. Evet, 17 sayfa da bitti. Fiyatı değiştirmiyorum. Direkt range'de geçiyorum. Şimdi range kısmını da baktıktan sonra Carleon'a geri dönüp Black Market'ta da bakacağız aynı itemlere. Ve ikisinin karşılaştırılmış halini albionflipper.ml bize verecek. Şimdi burası bitti. Geçiyoruz. Yüzük 2,5 M ile başladık bakalım. Ne kadar kâr edebileceğiz? Carleon'a geçtik. Aynı baktığımız itemlere hangi kategorileri seçtiyseniz, hangi tier'ı seçtiyseniz Carleon'da da bakacaksınız Black Market'ta ve site size kıyaslanmış halini gösterecek. Buradan da istediğiniz öğeleri almaya başlayacaksınız. Az sonra onu anlatırım zaten. Şimdi burada
Black Market tabii daha az öğe aldığı için biraz daha hızlı bakılıyor. 6 sayfayı da o yüzden fiyatı değiştirip tekrardan bakmıyorum. Offend'e de baktık. Şimdi Melee'ye de bakıyoruz. Melee'de de zaten 20 sayfaya ulaşmıyor. Genelde 19 sayfaydı sanırım. Evet, 19 sayfa. Magic'e bakıyoruz. Bunun da 16 sayfa olması lazım. Çoğu zaman değişebiliyor. Evet, 16. Armor'a da geçiyoruz. Armor'da 20 olduğu için fiyatı değiştirip diğer taraftan da bakacağız. Tabii Black Market'a giriştikten sonra artık bunda biraz hızlı olmak işin içine giriyor ama benim şu an oyunum niye donuyor bilmiyorum. Daha doğrusu donmuyor aslında da Black Market biraz yavaş çalışıyor şu anda. Son olarak aksesuariye de bakıp hızlıca yola çıkmaya çalışacağız. Öğe çıkarsa karşımıza güzel alabileceğimiz. Şimdi hemen siteye dönüyoruz. Şöyle yapıyorum ben tazelensin diye. Sadece Fort Sterling'den bakacağız. Fort Sterling'den aradık. Bakalım kâr edebileceğimiz bir şeyler var mı? Evet, güzel kâr edebilecek şeyler görüyorum ben şu an. Bakalım. Bitti. Şurada 226k kâr edebileceğimiz 8-2 Good Elder's Maze var. Bu arada sol tıkladığınızda otomatik şey yapıyor. İsmini kopyalıyor. 1470'e bu var. 8-2 Good yine. Elder's Hammer var. Şu an market sapıttı bayağı bir 1247'ye. Bu da şu ikisini de bakayım ben. 8-2 normal. Morgana Cap 1143. 8-2 Excellent. Dual Swords 1480. Gidip bu dörtte mi yapacağım ben şimdi? Çünkü burada fayda %6'ya düşüyor kar. Onu yaparak zaman kaybetmek istemiyorum. 4 tanesini yapacağım ki yolda ölme ihtimalinize karşı da hani çok fazla kaybetmemenizi sağlıyor bu. Ben şu ana kadar bunu 100'den fazla kez yaptım. Sadece 2 kere öldüm. O yüzden bayağı karlı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve başlangıçta belki bu kadar risk almazsınız. Masterpiece'ini 1300'den alacakmışız. Dual Swords Masterpiece'ini 1300'den alacakmışız. 1300'den burada bulduk bakın. Hemen 8-2 Good'a geçiyoruz. Morgana Cape'de 950'den alacakmışız. Burada eğer bu fiyatı görmeseydik başkası almış yola çıkıyor demektir. O yüzden onu almaya gerek yok. Tabi siz bunu yaptığınızda bu siteden bakanlar da sizin önünüze geçebilir. O yüzden oldukça hızlı olmak gerekiyor. 1199'a da bunu aldım. Şimdi ben bir de burada Riding Course alacakken Good'u seçili bırakıyorum ki kostümler karşıma çıkmasın. Horse'umuzu da aldık. Ata bindik. Yola çıkacağız şimdi. Hadi bakalım. Şu anda yaklaşık 5.82 MDM'de item taşıyoruz. Bu tahmini değer tabii. O kadar verdim ve o kadar vermedim. Çok daha azını verdik. Şunları anlatabilirim. Ben bilerek eşya almıyorum üzerime. İsterseniz kaçış seti alabilirsiniz daha güvenli olması için. Böyle yaptığımda daha hızlı gidebiliyorum. Ve başka biri yapıyorsa eğer benim önüme geçmesini engelliyorum. Ya da benden hızlı almasa da mesela orada alsa zaten görüyorum. Atıyorum 950 bin diyorsa 950 binlik bir item bulamadıysam ben markette demek ki biri almıştır. Ama başka biri belki de craftlayıp oraya götürmeye çalışacak. O yüzden ben eşya almadan yapıyorum bunu. Yakalanırsam çok da umursamıyorum ettiğim kâra kıyasla hiçbir şey olmadığı için. Şimdi bu 4 itemi götürüyoruz bakalım. Videonun uzunluğuna göre belki bütün şeyleri de yapıp size aşağıya bütün şeylerin dakikasını verebilirim. Hangi yolu kullandığımı anlamanız için. Tabi böyle hayvanlara çok vurdurtmamak lazım ki hızlıca gidebilirim. Şu an speed boost'umuzu kaybettik. Ayrıca bütün gün yayındaydım. Şu an sabah saat 6. Saat 6'da çektiğim için videoyu hem biraz uykum var hem de biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi şurada tünele gireceğiz. Tünelden çıktığımızda bir kırmızı map, sonrasında Carleon'dayız. Bakalım bu itemlerin hepsini biz satabilecek miyiz yoksa bizden önce oraya satan olacak mı? Biz gidene kadar da aynı zamanda fiyatı daha da artabilir.
5 tane rakip var gördüğünüz gibi. Şu an ben bunların arasından geçtim zaten bubble'ım olduğu için. Yoksa bilerek geri kaçacaktım. Zaten çoğunlukla ben çıplak gezerken kimse sataşmıyor bile. Muhtemelen bunda hiçbir şey yoktur diyen çok oluyor. Ve ben normalde rakip hiç görmüyorum. Şu an aslında videoya özel gördüğüm gibi bir şey oldu. Çok fazla gördüğümü söyleyemeyeceğim. Şimdi geçtik Claymore'a. Bu map'ten sonra Carleon'dayız. Yani aslında üzerinize kaçış seti almadığınızda biraz da şaşırtmacı oluyor. Başkalarıyla ilgileniyorlar, siz daha rahat geçebiliyorsunuz. Saat yönünün tersine devam edeceğiz. Fort Stanning'den sonra da Tedford'a geçeriz. Böyle bir yandan neye basıp nasıl daha kısa gidebilirim diye bakarken bir yandan da kapatıp hit yememeye çalışıyorum ki yavaşlamayalım. Şu anda herhangi bir rakip yok zaten haritada. Gittiğimizde kalite seçmemeye dikkat edeceğim ki daha serice yapabilirim. Mesela herhangi bir tanesini good'da satıyorsak, diğerleri good değilse bu seçimle uğraşmamak için kaliteyi all yapacağız. Sadece ismi kopyalayıp yapıştıracağız. Tier 8'de seçmene gerek yok aslında. Yani ismi olduğu için sadece noktasını seçmek gerekir. Nokta 1, 2, 3. Onu seçip hemen satışa basarız. Şimdi girdik Carleon'a. Şöyle giderken kopyalamaya da çalışıyorum. 8-2 satacağız bunu. 1.470'e satmamız gerekiyor. Yandan baktım. 1.470'e satmamız gerekiyordu. Hatta o biraz daha zam gelmiş. 8-2 yine 1.247'ye satıyoruz. Bunu 8-2 yine. Şimdi burada ben size anlatacağım bunun mantığını. 8-2 excellent. Bunu da 1.489'a satıyoruz. Şimdi farkındaysanız başlangıçta aynı param var ama cape satılmış. Cape satıldıktan sonra tekrar bir kontrol edelim. Bunun olduğu aslında iyi oldu size göstermem adına. Farkındaysanız başlangıçtan 350k gerideyiz ama elimizde 1.1 emlik bir cape var. Bunu nasıl satıyoruz? Bunu buradan bakıyoruz. 1.149'a satan var. Biz bunu nasıl yapacağız? 1.149'a satan var. Şöyle bakıyoruz kaça satılmış diye. 1.129'a satıldığı olmuş bir kere. Ya da kaça olmuş? 1.129'a yine satılmış. Yani 1.129 civarına satılıyor bu. Biz 950 aldık. Ben sadece kâr etmek için koyacağım bunu. Sizin sermayenizin az olduğunu düşünüyorum. Sermayeniz azsa şu şekilde yapacaksınız. 950 ya. Bunu atıyorum. 1000 şöyle koyalım. Şurada 16k daha düştüğümüzde 1.30. Yani buradan bir yine 80k 100k bir kârımız olacak. Ben bunu böyle koyuyorum. Sermayem eksilmesin diye. Buradan edeceğimiz kâr şöyle bir bakalım. 226'ya bir 14k daha artmıştı. 210 artı 144 artı pelerinden de bir 80k. Bir 680k kâr ettik buradan. Şimdi siteyi bir de araştırıyoruz. Siteyi bir de araştırdığımızda başka bir yerden yapan oldu mu? Tekrar ona bakacağız. Ona göre Tedford'a geçeceğiz. Bu sırada atı satabiliriz gidip. Satmaya, ışınlanmaya hazırlanmak için. Böyle 10 tane sattığınızda mesela bir tanesinin satılmadığı oluyor. O da yine denk geldi. Aslında denk geldi iyi oldu. Size de anlatmış oldum mantığını. Ve o kesin satılacak orada. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Yani hiç elimde kalmadı. Hep kâr ettim. Az önce 680k kâr ettik aslında. Hızlı bir şekilde. Ne kadar sürdü? Videoya gireli 15 dakika olmuş. Size anlatmam
2-3 dakika sürdüyse 10-12 dakika içinde 680K kar ettik. Şimdi bakıyoruz. Bakın Nimhurst'tan Tier 5 bakan olmuş. Nimhurst'tan Tier 5 bakan var. Bunların hiçbirinin aslında bizim için önemi yok. Şu an ben Tier 8'e odaklandığım için bunların benim için bir önemi yok. Şimdi bakıyorum. Tier 7'ler var. Ben Tedford'a gitmeye yavaştan başlayayım. Şöyle yaklaşayım şuraya. Çünkü muhtemelen yapan yok. Şurası bittiği an bakacağım. En yüksek karlılıklara bakacağım. Genelde Tier 8'ler oluyor onlar. Daha fazla yatırım gerektirdiği için. Hatta ben Tedford'a ışınlanayım ya. Muhtemelen hiçbir şey yok çünkü. Force Selling'den benim baktıklarım var gördüğünüz gibi en üstte. Limhurst'tan Tier 8 bakan olmuş. Ben saat yönünün tersine gittiğim için Limhurst sonda olacak. Zaten sadece bir tane Tier 8 bakan olmuş. O da muhtemelen bizim şu an yaptığımız şeyi yapmıyor. Sadece Albion Data Client başka bir şey için açıktır. Çünkü Albion Data Client sadece bu site için kullanılmıyor. O da oraya otomatik aktarılmıştır. Yoksa sadece bir tane orada görmemiz normal değil. Şimdi aksesuarları yine 20 tane bakıyoruz. Tedford'un yolu Fort Selling'den biraz daha uzak bu arada. Video aşırı uzun olmazsa bilerek kesmeyip aşağıya dediğim gibi saatlerini koyacağım, dakikalarını koyacağım. Böylece hem ne kadar sürede ne kadar kâr ettiğimizi de görmüş oluruz. 102.4 civarıyla başlamıştık. Şimdi Armor'u geçtik. Magic'e geçelim. Bu arada genelde 300-150K arası alıyorum ben eşyaları. En fazla şu ana kadar bana gelen kar 3.2M kar ettiren bir şey vardı. 3M alıyordum, 6.2'ye alıyordu. Onun dışında 1-2M'de denk geldiği oluyor. Tabii ben size anlatırken şu an fiyatı terse çevirdim, onu unuttum. O yüzden tekrardan bir çevirdim. Belki de tekrardan yapıyorum bunu. Çok da fark etmez. Yani hep kar bu seviyede olacak diye bir şey yok. Hep en az 150-200 oluyor. 3.2M'de gördüm ben. Sadece bir eşyadan. Ve bir turda 4M yaptığımda oldu. Sadece bir şehirden. Ama tabii buna ihtiyacınız yok zaten. Kötü bir haliyle bile gayet kasabiliyorsunuz parayı. Bir yandan anlatıyorum diye belki de hep aynı sayfalara baştan bakıyorum. Onu siz yapmayın. Onun bir esprisi yok. Maksat burada gördüğümüz öğeyi oraya aktarıyor. Gidip oradan da bakıyoruz, kıyaslıyor. Range'de de bitirdikten sonra 18 tane varmış zaten. Tekrardan geri dönmemize gerek yok. Carleon yoluna gidelim. Ayrıca bunu en son yine video çok uzun olmazsa Carleon'dan da yapacağım. Carleon'da bir tane Tier 8 araştıran görmüştüm videonun başında. O yüzden önce Tier 7 sonra Tier 8 yapacağım. Carleon'dan yaparken Tier 7'yi de yapıyorum. Çünkü sadece git gel yapıyoruz hızlı bir şekilde. Atla ya da istediğiniz bir binekle. O yüzden Tier 7'nin kârı düşük olmasına rağmen Carleon'da aslında işe yarıyor. Ama Carleon'da tabii bunu çok daha yapan var. Yollar tehlikeli olur diye düşünenler yolda yapmıyor. Ama şu anda oyunda kırmızı alanlarda İnsanları öldürmeye çalışanları çok fazla ödüllendiren bir sistem olmadığı için aslında kırmızı alanlarda rahat. Az önce gördüğümüz rakip sayısı sürprizdi yani. Şimdi Armor'dan sonra aksesuarı da tekrardan bakıp Tedford araştırması yapacağız bu sefer. Armor'un fiyat değişimini niye bu kadar yavaş yapıyor çözemedim. Bu da videoya özel oldu. Belki video sonuna kadar bu arada pelerin satılır. Genelde 1-2 saatten fazla satıyorum ben. Tamam, baktık buna. Tekrardan sayfayı şöyle yana alıyorum. Tedford'dan baktığımız için sadece Tedford'u bırakıp araştırıyorum. Bu sırada ben şunu şöyle hazırlayayım. Bakalım Tedford'dan karlı bir şey gelecek mi?
Tedford'dan şöyle yapalım. 8-2. Good. Biraz fazla getirmemiz gerekecek burada. Ama şu an niye bu kadar şey yapıyor anlamadım. Bu az önceki baktığımız Mace'i de görüyor. Onu atlıyorum o yüzden. Forsyth'ten sattığımız için. Aslında biz sattık onu. Ve Claymore da burada satılmış. Bir dakika, bunu da biz sattık sanırım. Evet, bunu da biz sattık. O zaman Tedford'da çok fazla faydalı bir şey gelmemiş. Hemen Martok'a geçiyoruz. Bu sırada burayı yine all yapıp başka bir araçlar olmuş mu ona bakıyoruz. Martok'a geçelim. Araştıran olmadı. Şimdi biz Martok'u taramaya başlayalım. O kadar az kâr etmek için aslında yapasım gelmedi. Tabii size o kârda muhtemelen bütçeniz düşük olursa yetecektir. Ben şu an daha çok bir gidişte en azından 600-700K kaldırmak istiyorum. Orada da o biraz zordu. O kadar öğeyi almakla uğraşırken yetiştirmesi zor olur. En azından 6-7 tane eşya almam lazım ki o kârı edebileyim orada. Senin tek bir dezavantajı var. Eşyaların satılışını 3-5 dakika geç görüyor. O yüzden de Forsyth'ten sattığım eşyaları bana baştan gösterdi fark ettiyseniz. Armor, Magic. Donduk. Geldik. Magic'te de hızlıca kontrol edelim. Melee'ye geçelim. Melee'den sonra Offhand'e yine hatırlatayım, bunları hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Ben Black Market'ta satılan bütün türleri araştırıyorum. Martok'ta da çok fazla satıldığından Offhand bile aslında full var bu arada. Range'de geçelim. Bence de yaptık. Şimdi Carleon'a geri dönelim. Bu arada bir şey yapılmış mı bakıyoruz. Yani bizim Force Sterling'den baktığımız gözüküyor hala burada. O yüzden sıkıntı yok. Geçelim Carleon'a yine. Bu sefer de Martok'la kıyaslayacağız. Melee. Armor. Yani burada aslında bir zaman kaybı armorda oluyor. 20-20 yaptığınız için. Diğer hepsi 20'den az oluyor. Ki bu sefer bari hızlı döndü bende. Aksesuarıya da bakalım. Şimdi yine sitede sadece Martok seçiyoruz ve araştırıyoruz. Bakalım neler çıkacak.
Şurada bir tane 224K gördüm. Şimdi 8-2 good. 8-2 good. Bu bizim Fortnite'ten sattığımız olabilir mi? Değil. Fortnite'ten sattığımız değil. Güzel. 8-0 good. Tamam, bu da var. Ben nereye kadar yapsam bunu? 8-1 normal. Royal Rob 1756. Bu da var. Şunu da yapayım. Ya da ilk üçünü yapalım ya. Şu anda çok riske atmak istemedim. 8-1 good almaya gidiyoruz. Martlock. 8-1 good'unu 1.499'a alacağız. Good 1.499 200. Evet, burada 8-0 excellent. Kaça alıyorduk? 1.300 alıyorduk. 1.300'e aldık. 8-2 good. 1.100'e aldık. Yine good'umuzu buradan değişmeden Riding Course yazdığımızda kostüm çıkmasın diye good'la birlikte atı da aldık. Ata bindik. Carleon yoluna koyuluyoruz. Bakalım. Bu arada mesela burada öğede sol tarafta baktığımız itemlerde normal yazarken alacağımız item good olabilir. Çünkü biri good'u daha ucuza koymuştur. Black Market daha yüksek kaliteyi kabul ediyor. Daha düşük kaliteyi kabul etmiyor sadece. O yüzden dikkat edin ona. O aradaki farka. Sağ tarafta ne yazıyorsa onu alacaksınız ve mesela atıyorum normalde de karlı bir şey vardır ama Good yazıyordur o sitede ve daha ucuzdur. Eğer Good'u orada bulamadıysanız aman ben normalden de kâr ederim diye almayın bence. Çünkü muhtemelen hatta %80-90 biri sizin önünüze çıkmış gidiyordur o eşya. En azından bir süre elinizde kalır ve çok az kâr edersiniz. Benim pelerinden edeceğim kâr mesela 60-70K'ydı sanırım. İçlere girmemeye çalışacağım burada. Martlock'tan gidiş yolunu seviyorum. Hızlı oluyor. Fort Stanning gibi. Ted Fort ve Limhurst'un yolu uzun oluyor. Haberiniz olsun. Hani ben bir şehir yapacağım diyorsanız Ted Fort ve Limhurst'un yolu uzun oluyor. Boşuna speed kaybettik. Şimdi red zone'da gireceğimiz için atın aslında bu kadar cana düşmesi kötü bir şey. Ama başta bubble'ımız olacak zaten bir süre. Ve burada trene atlayıp hızlıca Carleon'a geçeceğiz. Oyun biraz dondu. Herhalde Faction War var şu anda. 7 rakip var haritada, dikkatli gitmeliyiz. Aslında bu kadar kalabalık olması bizim avantajımıza. Bir sürü dost var aslında. Herhangi biri saldırırsa öldürüp eşyalarını çalmaya hazırlar. Ama bu kötü oldu mesela. Şu hasarı yemem. Saçmalık. Adamlara daldım. Adamlar nereye gidiyor diye bir merak ettim. Kaleyi almaya gelmişler.
onlarda. Onlarla ilgileniyor zaten. Bizi umursayan yok gördüğünüz gibi. Şuradan atladık mı karlı yoldayız. Bu arada sizin kendiniz hani hiçbir şey almadan da yolu deneyebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü normalde bu kadar insan çıkmıyor. O konuda emin olabilirsiniz. Asla çıkmıyor bu kadar. 1.365'e doyası sports alacağız. Ben bütün şeyleri yapıyorum. Yolda bir insan falan görmüş oluyorum. Öyle diyeyim. 8, 2, 1.365'e sattık. 8, 0, kaçı satacağız? 1.573'e sattık. Fiyatları artmış gördüğünüz gibi. 8, 1, 1.784'e sattık. Buradan kaç kar ettik hemen bakalım. Bu arada bu kadardı değil mi? Evet. 224 artı 217 artı 204. 30K civarında artmıştı. Yaklaşık bir 700K'ya yakın karımız oldu. Paramız 102.8 ve 1 M'lik fazladan itemimiz var bekleyen. Hemen bu sırada bir arama yapıyoruz. Muhtemelen şu anda tamir gerekecek. Evet, tamir gerekiyor. Tamir edip satılığa koyalım. Bridgewatch'a geçelim. Buradan bineğimizi şöyle satıyoruz. Bu aslında arama bitmeden ben Bridgewatch'a geçeceğim. Muhtemelen Bridgewatch'a denk gelmez. Şu an çok yapan yok gibi. Bridgewatch'a geldik. Bakalım. Bridgewatch'un da yolunu seviyorum aslında. İnşallah güzel bir şeyler denk getirebiliriz buradan da. Tier 8'de seçtik. Ne olmuş bu arada? Bir şey yok ya. Armorlara bakalım. Tedford'dan baktıklarımız gözüküyor hala. Onu da zaten Bridgewatch seçerek değiştireceğiz. Ki orada aslında ben size sonradan şeyi de göstereceğim. Şu an ben Tedford'da baktıklarımın gözüktüğünü anlayabildiğim için o ayarı yapmıyorum. Ne kadar eski olanlar gözüksün, ne kadar yeniler gözüksün ayarı da var. Onu da gösteririm ben size. Magic Melee'ye bakalım. Range'de de baktık. Şimdi Carleon'a dönelim. Işınlanma yerini unutmuşum. Belki Bridgewatch'u yaptıktan sonra bitiririm bu arada. Çünkü Limhurst'ta
Carleon'da aynı mantıkla ilerliyor aslında. Carleon'da da bug gel yapıyorsunuz. O yüzden çok da uzatmanın anlamı yok. Siz oyuna girip bunu hızlıca yapsanız daha mantıklı olur sizin için. Belki sadece haritadaki geçiş yerlerini gösteririm. Normalde bu yavaşlıkla olmuyordu. Ekran kaydı aldığım için olabilir. Accessories. Son olarak da buna bakıp siteye dönüyoruz. Burada Bridgewatch'tan baktık. Ayrıca premiumunuz yoksa şunu kaldırabilirsiniz. Premium vergisi azaltması olan %1,5'u da çıkartıp gösterir fiyatları. Şimdi burada 8.2 normal 1.390. Biz şuraya kadar yapalım. Şöyle 8.1 good 549 duruyor. 8.2 normal Elder Torch'umuz duruyor. 8.2 normal Light Crossbow'umuz duruyor. Şunu da yapıp gideriz. Curse School'umuz da 533. Bunları yapsak yeterli. Altta kar %8'e iniyor. Onunla uğraşmak istemiyorum. Birinci boşa geçelim. Curse School ne alacakmışız? Outstanding'i 400 bin küsürmüş. Outstanding Curse School'u alacağız. Outstanding Curse School 400 bin küsür buydu, evet. Ama yakın fiyatı da vardı, başka biri onu da görüp gelebilir. 8.2 normal. Ama bu sitede gözükmeyecek en azından. Onun oyun içinde kendi görmesi gerekir. 8.2 Outstanding 400K mıydı? 400K'ydı. 8.1 Good 345K 8.2 Good 109. Şimdi ben Tier 4 bir at alacağım. Ya da neyse alalım. O kadarını da düşünmeyelim. Çünkü bu et bunları Tier 3 taşıyamayabilir. Evet. Kıl tam ucu ucuna taşıdı. Zaten Carleon'da bunlar rahatça satılıyor. Anında satılıyor. Burada nasıl gidiyorduk? Buradan gidiyorduk. Buranın yolu da kısa. Tabii 5 tane taşınca başka birinin herhangi birini satma ihtimali de artıyor ama yani onu yine oraya koyarsınız. Zamanla satılır. O yüzden çok da bir problem olmaz. Bu fiyata kadar geldiyse illaki bir daha gelir o fiyata kadar. Nasıl bir anda çekmeye karar verdiysem videoyu, her yerde Faction Savaşı var. Tabii Faction Savaşı olması bize sataşma ihtimallerini azaltıyor aslında. O yüzden çok da sorun değil ama bir kalabalık var, insan korkuyor. Şuradan geçtikten sonra yakında bir tünele gideceğiz, o kadar. Bunlar bize vurmuyordu zaten.
Hemen şuradaki trene geçelim. 3 tane rakip var. Biraz dikkatli olmalıyız. Tabi bu mesela 10 meyeniz varsa bunu 200K'lık, 300K'lık bir eşyayla denemenizi tavsiye ederim. Yine bütün fiyat ücreti deneyebilirsiniz. Hepsini harcayabilirsiniz. Genelde ölmüyorsunuz zaten. Yani ben 100 kere yaptıysam 2 kere öldüm. Toplam gerçekten 2 kere öldüm. Ve bütün paramı öyle kastım. O yüzden yani riske atmak isterseniz deneyebilirsiniz ama sorumluluk kabul etmiyorum. O yüzden bütçenize oranlayarak yaparsanız biraz daha sorumluluk kabul edebilirim. Şuradan geçtiğimizde karlı yöndeyiz. Şimdi ne satacağız? 8-2 1390'a satmamızı istiyor. Kalitesine bakmıyorum farkındaysanız. Çünkü burada kaliteyi seçmiyorum. 5 tane öyle de tek tek kalite seçersek zaman kaybı olur. Başkası bizim önümüze geçebilir. 8-2 1390'a satacağız. 8-2 1390'a sattık. 8-1 kaça satacaktık? 536'ya satacaktık ki 586'ya çıkmış. 8-2 kaça satacaktık? 8-2 552'ye satacaktık. Bu satılmış. Bunu bekletiyoruz. 8-2 Light Crossbow 154'e sattık. 8-0 Curse School 554'e sattık. Şu anda şimdi elimizde kalan diğerini de şuradan satılığa koyalım. Kaça almıştık bunu? 400'e aldık. 558'e gidiyor. Bakın 515'e de gitti olmuş en düşük. 500 biz 400'e aldık zaten. 518'e de gittiyse ve son 7 günde en düşük aslında 515'e gittiyse ben bunu 498'den koysam çok rahat gider. Ve 400'e aldık. Buradan da bir 75K daha kar gelecek. Şimdi toplam benim size anlatmamla dahil olarak 40 dakika sürdü. Ve karımıza bakalım. Diğer şeyleri yapmayacağım çok uzamasın diye. Tedford'da bir zaman kaybettik. Normalde ben onları yapabilirdim ama yapmayayım dedim. Yani uğraşmak istemedim aslında. Yolu biraz uzun olduğu için kar oranı da çok yüksek gelmedi. 40 dakikada 102.4'te başlamıştık. Buradan 700K karımız var ve 2 tane burada karımız var. Buradan şöyle hesaplayalım. 1080 artı 498 artı buradan da hadi 500 diyelim. Oradan bir 600K karımız var. 40 dakikada 2.1M kar ettik. Tabi bu taktikte yine Force Strength'ten başladık. Tedford, Martlock, Bridgewatch, Limhurst ve sonrasında Carleon'da Tier 8 ve Tier 7 yapıyorum ben. Siz buna bütçenize göre karar verebilirsiniz. 40 dakikada 2.1M kar ettik. Ben başka zamanlarda bütün hepsini bitirdiğimde genelde bir turda 4-5M arası kar ediyorum. Son olarak yolları göstereyim ben size bir yapmadığımız yerleri. Nimhurst'tan giderken ben Yavuz'a gidiyorum. Hornby'de geliyorum. Buradan Kindlegrass Step'e geliyorum. Wire Forest ve Carleon yapıyorum. Tedford'dan Willowship Marsh, Night Creek Marsh, Stamprot Swamp, Birkenfell ve Carleon'a geliyorum. Carleon'da da en son geldiğimde binek zaten bende olduğu için git gel yapıyorum. 40 dakikada 2.1M kar edebildik. Bu artabilir, azalabilir. Ölme ihtimaliniz de var ama ben 100 kere denedim, 2 kere öldüm dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu sitenin linki ve indirmeniz gereken Albion Data Client'ın linki de aşağıda olacak. 40 dakikada 2.1M'mizi kastık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.